Hayırlı sabahların olsun Aziz. Hayırlı sabahlar baba. Feride mi geldi? Feride anlaşılan senin rüyana gelmiş Aziz. Öyle mi oldu? Hakiki aşk. Hayırlara vesile olsun. Anlatmak ister misin? Eyvallah baba. Garipti tabii. Kapı açıldı, Feride girdi içeriye. Arkasından sert bir rüzgar girdi dükkanın içerisine ve o rüzgarın etkisiyle tahtanın üzerinde duran piyon yere devrildi. Sonra Feride piyonu alıp hakiki aşk karesini bıraktı. Mecazi aşkın rüzgarına kapılıp hakiki aşktan vazgeçilir mi? Geçilmez elbet. Bu gördüğün haberci rüyalardan Aziz. Haberler umarım iyidir Salih Baba. Hayırlısı. Ne dedik? Burada ne yazıyorsa o. Bekleyip göreceğiz. Müsaade var mı Salih Baba? Eyvallah. Neredesin sen ya? Yüzüne hasret kaldık be. Belki çıkarsın diye de işte yadigarını getirdim sana. İyi düşünmüşsün. Hadi atla. Şöyle kardeş kardeş güzel bir hava alalım. Şimdi sana Feride ile ilgili söyleyeceklerim var. Yürü gidelim o zaman. Hadi sen kullan, özlemişsindir. Git bakalım aşkın peşinden. Aziz, iyi misin sen? İyi değilim. Nasıl iyi olayım? Karma karış. Feride iyi mi? Feride'nin de hali hiç iyi değil. Günlerce atölyeden çıkmamış. Emine anlattı bana. Atölye mi? Neden? Kızcağız evine gidemiyor. Annesini biliyorsun zaten. Fırat'ın ölümünden Feride'yi sorumlu tutuyor. Babası da hep üstüne gidiyormuş. Benim yüzümden. Ya sen kendini suçlama kardeşim. Feride'yi de ihmal etme. Sana ihtiyacı var. Benim de ona ihtiyacım var Altan. Gel istersen gidelim yanlarına. Kesin Emine ile beraberdir. Ne konuşacağız Altan? Ortada iki tane cenaze var. Birisi benim babam. Bir tanesi de onun kardeşi. Ne diyeceğim karşısına geçip? Aziz, hepsi düzelecek kardeşim ya. Göreceksin bak. İster misin ha? Bana gidelim. Şöyle bir rahatla manzaraya karşı oturalım ha. Fabrikaya gidiyoruz zaten. Ne fabrikası, niye? Orada almam gereken bir şey var. Nasıl bir şey? Onu gidince anlayacağız. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Feride? Benim kararım kesin. Ya ne demek gideceğim? Sen hiç babanı düşünmüyor musun? Faik amca ne hale gelir? Peki ya atölyen, hayallerin? Ya ben sensiz ne yaparım? Emine, Hasibe ile bu kadar şey yaşanmış. Ben o evde bir saniye daha nasıl kalabilirim? Ha? Ben atölyeyi de kapatacağım. Zehra teyzeye yeterince yük oldum artık zaten, biliyorum. Bak, benim tutunacak dalım kalmadı. Gitmem gerekiyor. Herkes için en iyisi bu. Nereye gideceksin peki? Bilmiyorum. Yol nereye götürürse oraya gideceğim. Peki ya Aziz? Yani Aziz'le sen, siz... Biz diye bir şey yok. Aziz'le Feride yok artık. Biz birlikte olamayız, tamam? Bitti. Anla bunu. Anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Yani benim o mücadeleci arkadaşıma ne oldu? Ben göremiyorum onu şu anda. Emine, sen neyi anlıyorsun ki zaten? Ben bu kadar şey yaşamışım. Hangi birini anlıyorsun sen? Benim mahallede dolaşacak yüzüm kalmadı Emine. Farkında mısın sen bunu? Tamam kuşum, farkındayım. Yani bir sürü şey yaşandı. Her şey de üst üste geldi, anlıyorum. Senin de sinirlerin çok bozuk.
Ama böyle bir kararı vermeden önce iyice düşünmek gerekir sağlıklı hareket edebilmek için. Anlamıyorsun. Bu 30 yıllık bir hikaye. Bu dipsiz bir kuyu gibi beni içine çekti ve ben oradan çıkamıyorum. Nefes alamıyorum. Gideceğim. Tamam mı? Gideceğim. Buradan olabildiğince uzak bir yere gideceğim. Kararım kesin bitti. Tamam? Bitti. Buyurun efendim. Kim için gelmiştiniz? Babanı diri diri yaktı. Efendim? Kerem Bey, bir ziyaretçiniz var. Yok de. Efendim, önemli olduğunu söylüyor. Kimmiş? Hemen geliyorum. Nerede? Baba. Hoş geldin Salih Baba. Hoş bulduk. Sizin burada ne işiniz var? Seni ziyarete geldim. İçeri davet etmeyecek misin beni? Tabii. Buyurun. Buyurun lütfen. Geldik buraya biz. Burası benim arzım. Arzım mı? Arzım da ne demek? Ben şimdi arzı sana nasıl anlatayım? Burası benim dedemin ilk fabrikası. Yani Korkmazer Holding'in temelleri burada atıldı. Dedenin ilk fabrikası demek ha? Salih Baba dedemin emanetini burada bulacağımı söyledi. Yine ne emaneti şimdi? Henüz ben de bilmiyorum. Ama hissediyorum. Onu bulunca bulduğum şey bana yol gösterecek. Önemli misafirlerinizi bu odada mı ağırlarsınız? Sadece önemli olanlarını sanırım. Peki neden? Galiba daha görkemli ve
Manzarası güzeldi. Yani misafirleriniz burada kendilerini daha önemli ve daha kıymetli mi hissediyorlar? Aslına bakarsanız hiç düşünmemiştim ama... Sanırım öyle. Yazık ki insanoğlu ne kadar büyük ve görkemli şeylere sahip olursa... benliğinin de o denli kıymetli olduğunu zanneder. İşte insanoğlunun en büyük yanılgısı. Ne demek istediğinizi anlar gibi oldum sanırım. Mesela sen. Bu şirketin en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanısın, değil mi? Mutlu musun peki? Sahip olduklarımız büyüdükçe içimizdeki boşluk da büyür evlat. Ve o boşluğu kapatmak için günah üstüne günah işleriz. Ve her işlediğimiz günahla içimizdeki boşluk daha da büyür ve bir boşluğa düşeriz. Bu kısır döngü böyle devam eder gider. Ben çok günah işledim Salih Baba. Üzülme evlat. İnsanın doğası da birbirine bakışı da böyledir. Yaptıklarına değil, sahip olduklarına değer verir. Ama asıl mesele işlediğin fiillerdir. Sahip olduğun hisseler değil. Söylediklerine bakacak olursak benim yaptıklarımın 5 kuruş değeri yok. Sen güzel bir çocuksun. Lakin zalimler gözüne perde indirmişler. Özündeki güzelliği görmeni engellemişler. İşte sana o perdeyi kaldırabilme fırsatı. Nedir o Salih Baba? Mehmet Şefik'in emanetlerinden biri. Bülent'in işlediği günahların delili. İnsanoğlu arınıp özüne dönebilsin diye tövbe kapısı açık bırakılmıştır. Şimdi sana o kapıdan geçme fırsatı doğdu. Elini çabuk tut. Kapı kapanabilir. Ne fabrikasıymış burası böyle ya? Küçük bir saat atölyesi olarak başlamış. Daha sonra işleri büyütmüş, fabrikaya çevirmiş. Deden yine saatlerle ilgili bir şey bırakmış olmasın? Olabilir, bilmiyorum. Yani emin değilim. Vallahi kardeşim kusura bakma da burası böyle terk edilmiş harabe bir yer ya. Buradan bir şey çıkmaz.
oldu? Bir şey mi gördün? Harabenin altında padişah hazinesi var. Aziz bu. Satrancı Urefa. Ama hamlelerin yazdığı kareler yok. Bunun burada ne işi var? Bilmiyorum. Ama bu işin sırrı bununla çözülecek belli. Efendim Emine, ya bak şu an... Eğer acil değilse sonra konuşalım, tamam mı? Şu an önemli bir işim var. Acil Altan, hem de çok acil. Ne oldu, terslikti mi? Terslik Altan, hem de ne biçim bir terslik? Ya Emine, doğru düzgün konuşsana, anlatsana şunu. Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Gidiyor Altan. Aziz Bey'e söyle, çok geç olmadan bir şeyler yapsın. Emine kim gidiyor? Nereye gidiyor? Feride. Feride çok uzaklara gidiyor. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Betim benzin attı. Emine aradı. Altan konuşsana. Feride'ye mi bir şey olmuş? Yok öyle bir şey değil de. O zaman ne olmuş? Söyle Altan. Aziz Feride gidiyormuş. Ne demek gidiyormuş? Nereye gidiyormuş? Bilmiyorum. Emine dedi ki Aziz Bey çok çabuk bir şey yapması lazım dedi. Feride. Ah Feride, ben sana ne diyeyim ki? Ulaşılamıyor. Tamam. Ya tamam kardeşim, bak salma kendini. Buluruz bir hal çaresini. Altan, Emine'yi arasana. Arabanı ver. Altan, geliyor musunuz? Emine, Aziz seninle konuşmak istiyor, veriyorum. Emine, nasılsın? İyiyim Aziz, sen nasılsın? Bir ricam var. Eğer onu yaparsan ben de iyi olacağım. Tabii, seve seve. Feride atölyede mi? Evet, Feride atölyede. Rica ediyorum, atölyeye git. Ve ona aynen sana söylediğim şeyleri git tekrarla. Tamam. Anladım. Tamam, hemen halledeceğim. İyi ki geldin. Ben de sana evden eşyalarımı getirebilir misin diyecektim. Getiririm tabii canım. Niye getirmeyeyim? Aşk olsun. Ne bu haller? Ne? Emine. Ay, ne var canım ya? Bir şey yok. Dinliyorum. Hadi söyle. Uf, aman ya, tamam. Bak ben arkadaşımı tanıyorum. Söyle hadi. Tamam. Söyleyeceğim. Ama kızmayacaksın. O duruma göre değişir, söz veremem. Aman ya, üf. Kızarsan kız. Ben seninle konuştuktan sonra Aziz'le konuştum. Feride gidecek, bir şey yap dedim. Ne yaptın sen? Ya ne yapayım? Yani arkadaşımın böyle göz göre göre gitmesine izin vermeyecektim herhalde. Of,
Emine, of! Hiç oflayıp puflama. Vallahi Aziz'in etekleri tutuştu, ne yalan söyleyeyim. Hemen seni aramış ama sana ulaşamayınca da beni aradı. Sana önemli bir mesajı var. Ya merak etmiyor musun? Etmiyorum. Söyledim sana, bitti bu iş. Biz artık birlikte olamayız. Hem bundan sonrası Azize de bana da zarar verecek. Of yani Feride ya, of ya. Ya hayatımda senin kadar inatçı birini daha görmedim ben. Bunun inatla falan bir alakası yok. Bal gibi de inatla alakası var. Hayır, tamam sen kardeşini kaybettin. O da babasını kaybetti ama. Yani bunun için aşkınızdan vazgeçilir mi? Yani ölenle de ölünmez ki canım. Emine, kalbini kırmadan git. Kuşum, özür dilerim. Gerçekten öyle söylemek istemedim. Özür Emine, lütfen git. Lütfen. Eğer Feride gitmek istiyorsa onunla istediği yere giderim. Ama eğer Feride benimle gelmek istiyorsa onu saatin altında bekleyeceğim dedi. Sen saatin nerede olduğunu biliyormuşsun. Geleceğimiz değişti. Zani oldu bir de. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Evet. Yani hemen bir şey söylemek zorunda değilsin Feride. Evet. Evet. Aslında evet desen iyi olur tabii ama önemli değil Feride. Diyorum Aziz, duymuyor musun? Evet. Söylediklerime cevaben evet diyorsun sanıyorum. Hayır. Thank you.
Saadet koçum. Etmiyorum abi. Ne demek etmiyorum? Göz göre göre kendini yakamazsın demek. Sen abinle ne biçim konuşuyorsun ya? Abi, nereye gittiğini biliyorum. Yapma. Ne yapıp yapmayacağımı sana soracak değilim. Çekiliyor muyum? Tekin! Sabrımı taşırma benim. Bak ne güzel dedin abi. Sabır. Sabır gerek değil mi? Bende sabır kalmadı. Sana daha evvel de söyledim. Benim için av vakti. Hayır abi, asıl şimdi sabır zamanı. Yolun sonuna geldik Tekin. Her şeyin sorumlusu o Bülent denen herif. Aileme kıyan, bu mahallenin üzerine fitne tohumları eken o. Ne pahasına olursa olsun bunların hesabını ona soracağım. Biz ne olacağız peki abi? Hı? Alamet ne olacak? Sen gidersen bu mahalleye kim sahip çıkacak abi? Salih var. Sen varsın. İdare edersiniz. Hadi müsaade. Abi, belinde o silahla buradan çıkacaksan önce beni vuracaksın. Ben senin elinde büyüdüm. Bana raconu sen öğrettin. Delikanlı adam öfkesine yenilmez dedin. Mertlik namerdin oyununa gelmemektir dedin. Şimdi gidersen bil ki o Bülent'ten önce bizi öldürürsün. Ciğerim yanıyor Tekin. Her gece evlatlarımın, karımın sesiyle uyanıyorum ben. Şuramda bir yangın var. Yıllardır sönmeyen bir yangın. Biliyorum abi. Biliyorum. Ama sabır. Allah'a sığınacaksın. Yapma abi. Efendim, nereye gidiyoruz? Faik Çağlar'a küçük bir taziye ziyaretinde bulunacağız. Hem belki oğlunu kimin öldürttüğünü de bilmek ister. Sen ne laftan anlamaz insansın. Ne yüzle geldin gene buraya? Ne söylersen söyle, ben seninle muhatap olmayacağım. He. Ben çok bayılıyorum sanki seninle konuşmaya. Gayet net söylüyorum sana. İstemiyorum seni bu evde. Asıl sen merak etme. Ben bir daha geri dönmemek üzere gideceğim zaten. Sen ne hesapçısın sen. Çeyizini düzdün tabii. Sana ne bundan? Sen benim gitmemi istemiyor muydun? Gidiyorum işte, ilgilenme gerisiyle. Azize mi kaçıyorsun? Babam bunu duyarsa kahrından ölür. Sen zevkini yaşayacaksın diye bu saatten sonra dul kalamam ben. Sen nasıl bir insansın ya? Ne biçim bir insansın? Sana.
Oho. Sen uyumaya devam et Faik Efendi. Ne oldu yine Hasibe? Ne var? Demedi deme. Feride bir işler çeviriyor. Feride mi geldi? Geldi de gidiyor bile. Çenen durmuyor ki. Hep aynı laflar. Canına tek etmiştir artık kızın. Hiç başıma ekşime. Bu gidiş başka gidiş. Ne demek başka gidiş? Aha buraya yazıyorum. Aziz'le kaçacak. Huydu aklına ahlaksız. Ağzını topla. Kızını korumayı bırak. Sen biliyorsun onun niyetini. Öyle de benden izin almadan asla böyle bir şey yapmaz. Oho. Gözümüzün içine bakarak ocağımıza incir ağacı dikti. Bu yaştan sonra baba hatırımı dinlermiş. Sen bana ağzını topla diyeceğine git onun bavulunu topla. Anca onu yaparsın çünkü sen. Kızım aç şu kapıyı. Ya bu ev senin evin, kimse kovamaz seni. Hadi aç da baba kız konuşalım kızım. Feride. Konuşacak ne kaldı ki? Güzelmiş. Beğendim. Nedir? Vav harfi. Bilmiyordum. Ama iyi gelir bana. Vuslat da vav harfiyle yazılır. Vuslat'ı biliyorum bak. Kavuşmak. Kavuşmak mümkün mü Feride? Olmalı ama zor görünüyor. Eskiden bir madenin altın veya gümüş gibi kıratını öğrenmek için ateşe atarlarmış. Ancak öyle çıkarmış değeri. Ateşe atınca. Peki biz o ateşe dayanabilecek miyiz? Tabii ki. Aşk bizi yakacak. Biz de aşka yanacağız. Ve bu dünyada karşımıza kim çıkarsa çıksın, hangi sorunla karşılaşırsak karşılaşalım, hep birbirimize verdiğimiz sözleri hatırlayacağız. Söz. Bu yol uzun Feride. Ve bu uzun yolda bir sürü engel bizi bekliyor. Her birini tek tek atlatacağız. Bir tek aşkın yolundan çıkmayacağız. Söz mü? Söz veriyorum Aziz. Ama sen de söyle lütfen. Çünkü benim bunu duymaya çok ihtiyacım var. Çiçek ister misin abi? Al. Sağ ol abi. Teşekkürler. Allah sizi bu güzel ablamla hiç ayırmasın. Allah hep yüzünüzü güldürsün inşallah. Teşekkür ederim. Geleceksin. Biliyorum. Beni Hasibe'nin sözüyle hareket etmek zorunda bırakma. Hadi aç kızım. İşaret göster bana. Ben biliyorum bugünü bekledim.
Aziz. Ben sana hüzne dönmüşüm. Ben yüzüm senden başka bir şeye dönmem. Sen yeter ki benimle yürü. Deniz'in bütün hikayesi İnci'de saklıdır. Sabırla bekle evlat. Razıysan eğer, içini inciyle doldururlar. Şakir Çağlar. Kala kala bu köhne ev mi kalmış sana? Siz beni burada bekleyin. Emredersiniz efendim. Baba dostunu ne çabuk unuttun Faik? Senin burada ne işin var Bülent? Ha? Ne izle geliyorsun bu mahalleye? Hala bıraktığım yerde olman çok üzücü. Tahsin'i de sen kışkırttın değil mi? Ha? Babam yaptığınız hilelere dayanamadı. Olaylara tek taraflı bakıyorsun Faik. Ne tarafından bakarsan bak. Malımızı mülkümüzü gasp ettiniz. Yalan mı? Ha? Üstünde büyük vebal var Bülent Efendi. Ben buraya eski mevzuları konuşmak için gelmedim. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bu konu Fırat'la ilgili olsa bile mi? Eski dost düşman olmaz Faik. Beni içeri davet etmeyecek misin? Sen hep Tahsin'le beni suçladın. Oysa ben iyi anlaşırdım babanla. Bizim aramızı da Mehmet Şefik bozdu. Biz Mehmet Şefik amcadan iyilikten başka bir şey görmedik. Onun için mi Aziz'in onca zaman kızınla gezip tozmasına izin verdin? Haddini aşıyorsun Bülent. Sana öyle bir şey izlettireceğim ki Mehmet Şefik, Tahsin, Aziz, hepsinin ne mal olduğunu göreceksin. Neymiş o? Seyretmesi senin için zor olacak. Ama bunu göstermek zorundayım sana. Kim geldi Faik? Bülent Bey gelmiş. Eski bir tanıdık. Başınız sağ olsun hanımefendi. Sen yukarıda bekle, ben birazdan geleceğim. Bence hanımefendi de seyretse iyi olur. Sonuçta
Bütün aileyi ilgilendiren bir mesele bu. Ne o Faik? Seni evime aldım diye haddini aşıyorsun. Onu niye karıştırıyorsun ki? Gerçeklerle yüzleşmek cesaret ister Faik. Neymiş o? Aç bakalım. Yanlış yaptı. Bir cinayet işledi. Ama tahrik edici sebepler düşünülünce Fırat'ı anlamak mümkün. Cezasını çekip çıkabilirdi içeriden. Kendine yeni bir hayat kurabilirdi. Oğluma bunu kim yapmış Bülent? İfadeleri okutmadılar mı size? Katiller azmettiricinin kim olduğunu itiraf ettiler. Kimmiş o namussuz? Onu çok iyi tanıyorsun aslında. Aziz Korkmazer. Sibel, nereye gidiyorsun? Kızını onlardan koru Faik. Bir kurban daha verme. Biz eski dostuz. Çağlar ailesinin daha fazla acı çekmesini istemem. Sende kalsın. Aşk mı kaderi kovalar, kader mi aşkı? Daha bu bilmeceyi hiç kimse çözemedi. Eğer biz olmayı becerebilirsek her şeyi birlikte taşıyabiliriz. Sen taşıyamazsan Feride, bana ver ben taşıyorum. Ölüm bile bizi ayıramaz, anladın mı? Keşke ölseydim. Bunlar yaşanmasaydı. Keşke ölseydim de. Seni tertemiz bekleseydim Rabbimin yanında. Bizim aşkımız zaten tertemiz. Bizim aramıza kan girdi. Nereye gidiyorsun Feride? Bu eve aradığımız huzuru bulmak için gelmiştik baba. Gördüğün gibi bulamadık. Belki de Hasibe haklıdır. Kabahat bendedir değil mi? Ben sağ oldukça bu evden, evinden seni kimse çıkaramaz. Baba, karın seni tercihe zorluyor. Görmezden gelme. Geç sen onları. Bu evde hala benim sözüm geçiyor.
Ama sen galiba Hasibe'yi bahane ediyorsun. Ben neyi bahane ediyormuşum? Hı? Benim her gün duyduğum hakaretleri sen de duymuyor musun baba? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Aziz'le birlikte gideceksin değil mi? Beni bu mağduriyet oyunlarına aldatabileceğini mi sanıyorsun Feride? Cevap versene. Baba, kalp kırıcı olmaya başlıyorsun. Al seyret. Sözümü çiğneyip gittiğin adam kimmiş? Al seyret. Murat. Bunun Aziz'le ne ilgisi var? Fırat'ın katilleri itiraf etmişler. Fırat'ın ölüm emrini veren Aziz'miş. Babasının intikamını almak için bu katilleri oğlumun üstüne salmış. Babası halanın katili, kendisi kardeşinin. Aziz öyle bir şey yapmaz. Yazıklar olsun. Hala onu savunuyorsun. Git Yalçın'a sor. Katilleri itiraf etmişler işte. Ama hala ona gitmekte kararlıysan, bırak helalliği. Cenazeme bile gelme. Suret olmuş. Bir hayal görmüş sana. Bir hayal görünmüş sana. Neden böyle bir şey yaptın Abdullah Efendi? Her şey senin bu hırsızın yüzünden oldu. Abi. Al bakalım. Yalnız şu dolapların içindeki objelere bu suyu kullanma olur mu? Çamaşır suyu var, leke bırakır. Ben sana ayrı bir su yapacağım. Yerleri de silersin onun. Ben mi? Sen? Eldiven var mı? Eldiven? Eldiven. Temizlik için kullanılıyor ya. Ha.
Eldiven başkasının eli gibidir. Temizliği hissedemezsin. E Gülten teyze eldiven ne yapıyor? Kadınlar, ellerin narin olur. Senin ellerin için gerekmez. Ben hissederek yapıyorum o zaman. Hisset. Beşikte masumduk. Büyüdük, günahkar olduk. Yaptığın onca şeyden sonra geldin şu noktaya bak Kerem. Yakında annen de öğrenecek her şeyi. Tam her şeyi kazandığını zannettiğin anda yeniden kaybettiğin yerdesin. Baba babalığını yaptı. Şimdi sıra sende Kerem. Sıra sende. Kerem. Kerem. Sıra sende. Yap şovunu. Aynı evde yaşamayacağım, anladın mı? Bırak! Ya! Hiç mi vicdanın yok senin ya? Ya Fırat senin oğlun olduğun kadar benim de kardeşimdi. Hadi yürü atın! Defol evimden! Dedim sana, ne yapıyorsun? Bıraksana beni, defol! Hasibe! Ne diyorsun sen? Hasibe! Burası onun evi! Yükleneceğine korkmaz yerlere diklenseydin ya, o zaman adam verdim ben de sana. Hasibe, bak elimden bir kaza çıkacak. Ben anneannemine manutiydim sana. Kızım, kızım sen bu kadının söylediklerini dinleme. Merak etme. Artık bu evde bir Feride olmayacak. Feride. Feride. Sen benim son dayanağımsın. Gitme kızım. Thank you.
Aziz, ne hal? Yardım lazım. Feride nerede biliyor musun? Tamam, geç otur istersen. Bir sakinleş. Bilmiyorum, evdedir herhalde. Bu kadar derdinin arasında bir daha sivil hemen o kadınla mı uğraşıyor? Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Maalesef. Gerçekten Feride hiç iyi değil Aziz. Bir yere gidiyor dedi. Nereye gidiyor, haberin var mı? Yani bilmiyorum. Ama onu daha önce hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Allah'ım sen onlara yardım et. Ya beşiği gören beni evli zannediyor. Elinde beşikle gezen adama kim baksan Allah aşkına ya? Allah iyiliğini versin kere. Hadi diyelim ki ben elimde beşikle bir tane kız buldum kendime. Ya ben o beni beşikle kabul eden kızı buraya getirsem... ...bu jüride altın kızlar jürisinde bu kız nasıl geçecek şimdi? Ben bir de onu düşünüyorum yani. Ha? Bakınız jüri başkanım adam. Tabi zarafet dersleri Alice Hanım'dan. Piyano dersi de verebilirim. Ah bir piyanomuz kaldı. Ya ne piyanosu? Bu devirde piyano çalan kız olur mu anne? Ya flüt çalsa, hadi flütü geçtim, ıslık çalsa öp başına koy ya. Ben ne olacağım yani jüri olarak? Ha, işin en esaslı kısmı sende. Çünkü kalbe giden yolu nereden geçtiğini biliyorsun. Gluten şef, sen mutfaktasın. Vallahi o zaman bu jüri çok zor bir jüri. Efendim demem o ki öyle bizden kolay kolay not alamaz, haberin olsun. O zaman demem o ki ben de kolay kolay ev verilemem gibi duruyor. Yok yok. Kalbi güzel olsun yeter oğlum. Kerem'im çok yalnız kaldı. Sımsıkı sarsın oğlum yeter. Anne. Ben nasıl bir çocuktum? Biblo gibiydin. Bakmaya kıyamıyordum biliyor musun sana? O kadar masumdun ki yav. Beşikte masumduk. Büyüdük, günahkar olduk. Hala öylesin oğlum. Hem sen olmasan bu aile bir araya nasıl gelirdi? Sen bizim kahramanımızsın Kerem. Keşke daha erken bulsaydım sizi. Bugün bir aradayız ya, buna da şükür. Anne. Ben çok kötülük yaptım. Ama hiçbir zaman kalbi kötü bir adam olmadım. O nasıl söz oğlum? Ha neyse. Bana müsaade, ben gidiyorum. Hayırdır Kerem? Bülten teyze, az emeğin geçmedi bana. Bana yarısı oldun sen bana. Söz sana, kendimi affedeceğim. Ben senin için üzülüyorum. Sadece senin için. İlaçlarını aksatma olur mu? Zamanında iç. Herkesi de hatırla. Tamam mı? Bana bak. Söz ver bakayım bana. Kızını hatırladın. Torununu sakın unutma olur mu? Seni unutmak mümkün mü Kerem? Seni kucağıma aldığım ilk günden beri kokun hala burnumda. Canım. Hadi bana müsaade. Nereye gidiyorsun oğlum? Ama Kerem'e nereye gidiyorsun, ne zaman geleceksin bu sorular sorulmaz. Hadi artık biraz anı yaşayın ya. Çözün iplerinizi. Carpe diem. Tamam. Siz sarılın, hasret giderin, öpüşün, koklaşın. Ben gider. Let's go disco.
Feride! Feride içeride olduğunu biliyorum. Feride! Lan Mersin. Ahdi herif. İçeride olduğunu biliyorum. Feride! Feride buradayım. Seni görmeden de gitmeyeceğim. Kapındayım, buradayım. Feride! Ne yüzle geliyorsun buraya? Böyle bir zamanda sizi rahatsız ettiğim için gerçekten çok üzgünüm ama benim Feride'yi görmem lazım. Sen ne utanmaz bir adamsın ya? Alay mı ediyorsun beni? Sizinle neden alay edeyim? Ben sadece Feride'yi görmek istiyorum. Feride! Ben Fırat'ın yaptığını yapsaydım yıllar önce, şimdi kimse bu acıyı çekiyor olmayacaktı. Bari siz yapmayın. Neden bu işi kan davasına çeviriyorsunuz? Kan davası değil ha. Kan davası değil, öyle mi? O zaman oğlumun ölüm emrini niye verdin? Ben böyle bir şey yapmadım. Allah belanızı versin sizin. Katil! Hasibe. Katillen! Katilsin sen! Katil! Hasibe. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben de her şeyi sizinle öğrendim. İftira bu. Sen nasıl kıydın benim oğluma? Nasıl kıydın? Hasibe, katilsin. Içeri... Hesabını sormazsam. İçeri git. Soracağım hepinizden hesabını. Katiller! Sen de baban gibisin. Onun gibi cezanı çektiğin günü görürüm inşallah. Feride nerede? Sen benimle oyun mu oynuyorsun ya? Ha? Sana gelmedi mi? Feride'nin nerede olduğunu bilmiyorsun. Bilsem gider kendim alırdım. Kızımın hayatını mahvettin. Kızımın hayatını mahvettin. Bana bak. Kızımın saçının teline zarar gelirse öldürürüm seni. Anne bak, beni böyle kapılara kadar getirme. Ben alışkın değilim, şımarırım ha. Biz geç bulduk birbirimizi yavrum. İstediğin kadar şımarabilirsin. Anne. Sen konuştun ya. Dünyalar benim oldu. Bilmem öyle mi oldu acaba? Susmak bana yaşadıklarımı kabul etmeyi öğretti. Ama şimdi isyan etmekten, seni kaybetmekten korkuyorum. Sen hep konuş. Senin sesin ilaç oldu bana. Hazretimce gel be oğlum. Hep böyle dizimin dibinde oturacak değilsin ya. Sen de herkes gibi kaderini yaşayacaksın. Tercihlerinin bedelini ödeyeceksin. Anne. Anne bak ben... Şşş. Ne yaparsan yap. Nereye gidersen git. Bana geri dönmeyi unutma, olur mu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl durumlar? Aynı. İçine kapandı yine. Hiç konuşmuyor. Vallahi ben anlamadım ne olduğunu ama iyi görmüyorum Necmi abi babaya. Otur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biraz dertleşelim mi? Yine gün akşam oldu. Ben derdime derman bulamadım be Salih. Belki de yanlış yerde aradığın içindir. Ben senin gibi değilim. Eyvallah diyemiyorum. O adam elini kolunu sallayarak dolaşırken... ben burada bir şey yapmadan otururunca... kanıma dokunuyor be Salih. Yanlış anlama beni. Acına hürmetim var. İnsan böyle bir acıyla sınanmadan bilemez kalbinin yangınını. Ben bu işi çoktan bitirirdim de kimsenin kanına girmek istemedim. Tam olarak emin olmak için yıllarca bekledim. Ama şimdi hedef belli. Herkes kendi adaletini sağlarsa bu dünyanın hali nice olur. Bir başına bir adamım ben bu dünyada. Bir canım var. Ona da bu uğurda versem ne olur?
Bunun gibilere mühlet verilmiştir Necmi Fani. Vakti gelince bir an gecikmez. Defterini dürüverirler. Tahsin'in akıbetini gördün, biliyorsun. Tekin sana çok yangın, çok düşkün. Müsaaden olursa muhabbete çocuklar da dahil olsun. Tabii ki. Evet. Söyleyin bakalım çocuklar. Cenab-ı Hak bu kainatın idaresini size verseydi ne yapardınız? Haşa baba. Biz kuluz ya, ne haddimize? Farazi dedim evlat. Yani varsayalım. Varsayalım ki öyle oldu. Ne yapardınız? Ben kötülükleri yok ederdim herhalde. Sen Tekin? La baba, bilmiyorum ama ben de Ahmet'e yardım ederdim herhalde. Sümbül Sinan Hazretleri'nin talebeleri de sizin gibi yanıt vermiş. Kimi kötülüğü yok etmiş, kimi hakikat düşmanlarını. Ama işlerinden bir tanesi suskun kalmış. Hazret ona dönüp, sen ne dersin Musa diye sormuş. Musa'nın yüzü kızarmış. Edeple söze girmiş. Demiş ki, efendim ben her şeyi merkezinde bırakırdım. Merkezinde bırakmak derken mi? Şimdi derin bir cevap ama tam anlamadık tabii. Kainatta öyle kusursuz bir düzen vardır ki hiçbir noksanlık atfedilemez. İyiliğin de kötülüğün de bir hikmeti vardır. Her şey yerli yerindedir görebilene. Böyle bir yerden bakabilmek için bütünü görmek lazım herhalde. Tabii. Tevhid ehli de böyle görür işte. İkilik yoktur onların bakışında. Musa mıydı talebenin adı baba? Aklımda tutmak için soruyorum. Bu cevabı verdiği günden beri Merkez Efendi diye anılır. Zeytinburnu'ndadır türbesi. Eğer isterseniz gideriz bir gün. Merkez Efendi, bu onun hikayesi miydi yani? Gidelim abi beraber. Peki, hep beraber gidelim. Necmi Fani de gelir bizimle. Eyvallah. Sen de dertlenecek yer arıyorsun be kuzum. Deli dolu çocuk işte Kerem. Gençlik halleri geçer. Yok yok, öyle değil Anet abla. Ben gayet iyi tanıyorum onu. Elimde büyüdü çocuk, öyle değil. Alice, sana bir şey söyledi mi Kerem kuzum? Ay yok.
benim içim rahat etmeyecek. Ben Sultan'ı arayacağım. Sultan'ı. Sultan, kızım, nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum Gülten teyzeciğim. Sen nasılsın? Ne olsun? Her zamanki hallerimiz işte. İyiyiz çok şükür. Biz iyiyiz de ben Kerem'i pek iyi görmedim. Onu düşünecek durumda değilim şu anda. Bence sen de takılma artık böyle şeylere. Öyle deme Sultancığım. Yani görsen sen de benim ne demek istediğimi gayet iyi anlardın. Yani çocuğun bir sıkıntısı var ama ben anlayamadım. Ben hiç böyle görmemiştim Kerem. Bilmiyorum. Dediğim gibi ben görüşmüyorum artık. Ama bazı tahminlerim var. Ne gibi? Dedesi. Bence onu iyice köşeye sıkıştırırım. Holding'e kadar geldi yüzsüz adam. Bülent denilen müsibet Holding'e mi geldi? Evet. Ortalığı birbirine kattı. Baktı rezalet çıkacak, kalktı gitti. Ama vazgeçmedi orada. Hiç iyi bir haber değil bu. Sultan, kuzum. Bak ne olur abine göz kulak ol. O senin abin, sakın unutma. Öyle bir kere de kestirip atmak olmaz. Anlaştık mı cancağızım? Hadi ne olur kırma beni iyi kalpli kuzum. Tamam. Elimden geleni yaparım Gülten teyze, sen merak etme. Tamam. Hadi görüşüyoruz. Feride? Çok şükür. Gerçekten çok pişmanım o direksiyonu çevirip o sapaktan gitme. Keşke dönüp gitseydik. Geçmiş peşimizi bırakacak mıydık? Her şeyin üstesinden gelebiliriz Feride. Aşkın tohumları seni ilk gördüğüm anda düştü kalbime. Ben ne yaparsam yapayım büyümesine engel olamadım. Şimdi bugün... Herkes, her şey unutur. Yepyeni bir hayat kurabiliriz seninle. Neyse. Ailelerimizin arasındaki husumeti ancak biz bitirebiliriz Feride. Bu böyle devam etmek zorunda değil. Geçmişe bir sünger çekebiliriz. Aziz, bizim üstümüze kara gölgeler düştü. Bunlar taze mezarların gölgeleri. Feride. Sen de mi Fırat'ı benim öldürttüğüme inanıyorsun? Biliyorsun ben sana her zaman sorgusuz sualsiz inandım. O zaman... Neden Feride? Hani birbirimizden yüz çevirmeyecektik? Ben yeminimize sadığım, senden yüzümü asla çevirmeyeceğim. O halde Feride. Hadi gidelim. Bunu şimdi yapmazsak başka zamanımız olmayacak. Hadi gidelim Feride. Gel benimle. Senle ben bir araya gelsek kabus bitmeyecek. Bizim anlamamız ve kabul etmemiz gereken çok başka bir şey.
Nedir o Feride? Mesele varmak değil, yolda olmak. Düşündüm, çok düşündüm. Sen bir yola girdin. İşte bizim aşkımız da o yolun duraklarından sadece bir tanesiydi. Ve galiba bu durakta bizim payımıza düşen şey... ayrılmak. Söyleme böyle. Aziz, bunu kabul etmek kavuşmaktan daha öte bir şey bizim için. Ben size yollarımız birleşti sanıyorum. Ben de sinanlım Aziz. Kinle, öfkeyle, ölümle. Ben bunların hepsiyle tek başıma mücadele ettim. Keşke daha önce söyleseydim. Böyle yalnız hissettiğim. Ama bu bir sistem değil ki. Hakikat. İnsan her şeye yetemiyor işte. Ben sadece çok yoruldum, tükendim. Artık mücadele edemiyorum. Geçmişin düğümleri Aslı'nın gömleği gibi. Ben de o düğümleri açtıkça bir ah çekeceğim anlaşım. Sen ah çekip yanacaksın. Benimse saçlarım tutuşacak küllerinden. Sonra... Sonra Feride. Sonrasında kavuşmak mümkün mü? Bu dünya kirden ve pastan arındığı gün mutlaka. Gitme Feride, dur. Benimle gel. Kolay gelsin. Buraya kadar zahmet etmeseydin Kerem. Yüzünü görmeye çok meraklı değiliz. Kerem, verdiğin sözlerin hiçbirisini tutmadın. Aa, öyle mi oldu? Hiç farkında değilim. Bugüne kadar öyle oldu. Ama bundan sonra durum çok farklı. Ne bu? Şeyi sandı. Aç aç, çekinme. Sana hediyeler getirdim. Aa sandık, biz onu öyle sandık. Tahmin ettiğin gibi. Babanın ölüm emrini Bülent Cevherli vermiş. Bu da onun kanadı. Sadece onun değil. Bülent denen pisliği bir ömür boyu hapishanede tutabilmenin anahtarı var içinde.
dedeni kendi eline teslim ediyorsun yani. İnanalım mı şimdi buna? Komiser. Yalçın. Seni unutmadım. Bu da sana. Ne bu? Kara kaplı vicdanımın kara kaplı defteri. Ne yapacağım ben bununla? Çevirir çevirir okursun. Hayal gücün genişler belki ha. Sonra da temizlik yaparsın. Bir de burada Tahsin'le seni çevirdiğim bütün kirli işlerin dökümü var. Aferin zeki çocuk. KPSS'den kaç aldın? Hı? Arkadaşlar bu Bülent denen pisliğin ipini çekerken... ...finalin içime sine sine olmasını istiyorum. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl olacakmış o? Anlatacağım. Dinliyorum. Dinle. Sultanın sana karşı yapmış olduğu saygısızlığın farkındayım. İşler kimin elinde, patron kim bulabilmesi lazım, öyle değil mi? O yüzden... Senle beraber holdingde sultanı ağırlamak istiyorum. Gelir misin? Üçümüz olacağız. Sultana iyi bir ders vermek gerekiyordu. Bunu anladığına sevindim. Ne zaman istersen gelirim. Görüşürüz. Hoş geldiniz abi. Eyvallah. İyi misiniz abi? Alamet de hadi Urefa oynayalım diyordu. Ne dersin Aziz? Estağfurullah baba. Siz bilirsiniz. Vallahi ne güzel olurdu baba. Epeydir beraber oynamıyoruz. Yolcu yukarı yükseldi gitti. Şimdi ne olacak merak ediyorum. Kolay olmayacağı kesin. Beş kare kalmıştı değil mi baba? Misali Hakk'a. Ne dersin Aziz? Yolcu buradan geçer mi? Yoksa geçeyim derken takılıp düşer mi? Beka billah tam çözemedim ben Salih Baba'ya. Beka billah karesinde yolcu Allah'a ulaştığını sanır. Ama bekası hala nefsiyle, arzularıyladır. Yani kişi burada visali hakka varma şansına sahip ama hala olayların farkında değil. Öyle mi? Farkında değil demeyelim de Allah'tan istediğini hala nefsiyle, dünyevi arzularıyla istiyor diyelim. Bir atsan İbrahim mülkü. Allah selam üstüne olsun. Hazreti İbrahim'i dost edinmişti. Ona sayısız lütuf bahşetti. Bu karede insan Halil sıfatıyla tanışır. Yüce Allah'ın her türlü nimet ve lütfu kul üzerinde olur. İki gelirse Mikail. Mikail.
Şanlı meleklerden Mikail. Kişi bu karede ona yakın olur. Onun desteği kulun üzerinde olur. Her meleğin farklı görevleri vardı değil mi baba? Evet. Mikail aleyhisselam rüzgarları, yağmur ve tabiat olaylarını yüce Allah'ın izniyle tertip eder. Koruyucu ve kollayıcı olarak bilinir. Bir sonraki kare seni nereye atar? Azrail. Başka söze gerek yok sanırım Salih Baba. Emri hak vaki olur. Yolcu visale varmadan... Tahtalı ki. İlahi alamet. Sen çok yaşayayım. Şu piyon Bülent olsaydı üç gelmesini beklemeden yekten Azrail'in üzerine koyardı. Diğerlerine de bakalım baba. Dört mesela. Şeytan. Yolcu şeytana uyarsa, doğru olanı yapmazsa hata affetmeyecek bir kare. Şeytana takılırsan en aşağı, aşağının da aşağısına. Başa dönersin. Arzu karesine. Ha. O zaman bu dünyada birçok şeyi arzulamayacağız. Kanaat getireceğiz. Şeytandan direkt arzuya düşüyorsa böyle olmalı herhalde. Bu dünyaya dair beklentilerin ne kadar yüksek olursa hayal kırıklığında o kadar sert oluyor. Yani arzuya kapıldıkça derdin, tasan artıyor. Tabii arzu insanı önce bir heyecanlandırıyor. Ama yanılgı, gaflet. İlerlemek mümkün değil. Önünde sonunda takılıp düşüyorsun. Ya şimdi burada sohbet muhabbet olsun diye oynuyoruz ama şu piyon gerçekten bir yolcunun olsaydı. Nasıl yani gerçekten bir yolcu? Ya işte o geldiğimiz kareyi gerçekten yaşasaydık diyorum. Hı. Misal ben o piyonun yerinde olsam cesaret edemezdim çarkı feleği çevirmeye. Nasıl ya şimdi? Belki Habillah'a kadar geldin Tekin abi. Ondan sonra Misal Hakk'a yürümeyeceğim. Lan oğlum buraya kadar gelmişsem... Ha. Dururdum Bekabillah'ta. Baksana şeytan var, Azrail var. Yürek ister yani. Hem de ne yürek. Mangal gibi yürek ister. Sen Aziz. Yolcu sen olsaydın. Oyuna devam eder miydin? Yolcu olsam. Eğer yolcu olsaydım Salih Baba, Tekin kardeşime katılıyorum. Çok zor, ağır. Son kareler. Peki abillah de bir nefes alırdım. İyice bir düşünürdüm. Bu bile ağır. O halde çarkı feleği çevirmeyelim bu gece. Biraz soluklanalım. Tefekkür edelim. Çünkü bu kareye kalben inanmamışsan oyunun da hükmü kalmaz. Hadi ya. Ya ben de çok merak etmiştim. Yolcu ya yukarı çıkıp gidecekti, ne bileyim. Tüh. Oğlum ama çakılmak da var. Güm diye vurursun aşağı. Ya ama Necmi abi zaten heyecan orada bu işin. Yani boş boş ilerlersek bir anlamı kalmaz ki. Boş bir hareket. Ya o zaman herkes yürür gider bir saylakka. Öldüm öldüm dirildim dedikleri tam olarak bu kare herhalde. Ha baba? Yani piyon öyle acayip bir yerde durmuş. Hakikaten ya bu piyon ne ara geldi be Kâbillah? Aziz sıkça uğradı bugünlerde. Kıramadım onu. Oynadık onunla biraz. İyi de yol aldık. Vay be, yolcu Aziz abi olmuş. Bizim haberimiz yok ha. Bu gecelik bu kadar yeter. Her şeyin bir vakti merhunu var. Yani olgunlaşma süreci. O vakit geldiğinde çarkı feleği çeviririz inşallah.
Eyvallah. Eyvallah. O zaman bize müsaade. Eyvallah. Eyvallah güzel çocuklar. Alo. Ablacığım söylediğim şeyi yaptın mı? Tamam. Yok ben oraya gelemem. Atölyede buluşalım. Sen dediğimi yap tamam mı? Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Siz hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş geldiniz. Şirketimiz çok özel bir proje için mesaide bu akşam. Kerem Bey de odasında sizi bekliyor. Ben size eşlik edeyim, buyurun. Teşekkür ederim. Müsaade varsa baba ben yine burada kalayım. Kal tabii. Teşekkür ederim. Ne demiş şair Nedim? Yok bu şehri içre senin vasfettiğin dilber Nedim. Bir peri suret olmuş, bir hayal görünmüş sana. Senin hayalini kurduğun kadın bu şehirde yok. Sana görünen sadece bir peri, bir suret. Bu kadar mı belli oluyor Salih Baba? Çarkı feleğin çevrilmesini istemedin. Kalan kareler gözünü korkuttu. Ama ne yapsan asıl sebebi gizleyemedin. Feride seninle gelmek istemedi, öyle değil mi? Sence neden? Çok zor şeyler yaşadık. Ama aşk denilen şeyin bunların hepsini aşabileceğini düşünüyordum. Hangi aşk? Hangi aşk mı? Ferhat, Şirin'e varmak için dağı deldi. Öyle mi? Öyle. Şirin'e olan aşkı dağı devirmeye yeter miydi? Taşı toprağa un ufak etmeye kâfi miydi?
Kerem senelerce Aslı'yı aradı. Başına gelmedik, eziyet bela kalmadı. Aslı'ya kavuştuğunda öyle bir ah çekti ki yandı, kül oldu. Kerem Aslı'nın aşkına mı düştü yollara? Onca zorluğu aşmaya yeter miydi bu aşk? Ben aşığı aşkın yeteceğini düşündüm Salim Hanım. Hangi aşk Aziz? Hangi aşk? Peki Mecnun? Leyla değildi yani Aslı olan. Öyle mi? Mecnun Leyla'dan geçti, Mevla'yı buldu. Aşk var aşktan içeri. Bazen en sevgiliyi bulmak, sevgiliden vazgeçmeyi şart koşar. İsyan edersen düşer kalırsın. Kabul edersen yükselir arşa çıkarsın. Nefsime ağır geliyor baba. Şikayet değil bu söyledim. Şikayet etme. Ama eziliyorum bu yükün altında. Büyük davaların, büyük aşkların yükü ağırdır. Bir peri suret olur, bir hayal görünür insana. Belki de hiç yoktur sevdiklerimiz. Belki de bizi sadece nihai hedefe ulaştırmak için görünmüşlerdir bize. Git, arzına var, emanetini al. Sonrası nasip. İçine ne düşerse o. Eyvallah. Abla. Söyle. Hı? Koy. Az kalsın babama yakalanıyordum. Ama hallettim. Senin verdiğin koda girdim internetten. Çıktısını aldım. Biletin hazır. Eve gelemediğim için özür dilerim. Ama ben sana veda etmek istedim. Seni son bir kez görmek istedim. Bileti görünce şaşırdım. Çok uzak değil mi abla? Yani ne zaman dönersin? Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Hem dönemesen bile sen gelirsin yazları yanıma. O zamana kadar hayatımı düzene sokmuş olurum. Hı? Ya abla lütfen gitme, kal. Kimseye söylemedim. Ama sana söylemeden gitmek istemedim. Benim gitmem lazım ablacığım. Duydun mu? Abla senin bir suçun yok ki. Yani Fırat abim için seni suçlamıyorum, inan bana. Olur lütfen kal. Kalırsam her şey daha zor olacak. Bu hepimiz için daha iyi. Hem sarıl ablana bakayım kocaman bir tane. Seni çok seviyorum. Sen benim canımsın, bunu sakın unutma. Yeniden görüşeceğiz. Sen o zamana kadar iyice büyü, tamam mı? Güçlü ol. Çünkü hayat çok acımasız. Ama merhametli de ol. Çünkü kalp acısı en dayanılmaz acı.
vesveseyle kendini kendi karanlığına hapsetmektir. Kaybolduğunu, düştüğünü sadece kendin bilirsin. Sesini senden başkası duymaz. Kendi kuyuna düşmek, kendini varlığınla, varlığında yok etmektir. Şehrine kral olmak için kuyuya düştü Hazreti Yusuf. Herkes bir gün düşer kendi kuyusuna. Nefsine söz geçirmek için önce onunla yüzleşmek gerekir. Suretleri boş ver, gönüllere bak. Gönle giren dipsiz bir kuyuya iner. Unutma, gönül kuyusunda bulunan cevher kim bulduysa onundur ancak. Dedoş, hoş geldin. Hoş buldum Kerem. Damlacık, dışarı çık. Dedoş, hoş geldin ya. Yönetim kurulu başkanlığı artık sadece ve sadece sizin. Buyurun lütfen. Yalnız sultan ya da Aziz'i göremiyorum. Bu ana onların da şahit olmasını isterdim. Vallahi abimi bilmem. Ama sultan birazdan bizimle beraber olacaktır. Aziz'e hala abim demen ilginç. Bunları aştığını sanıyordum. Aziz, senin abin değil Kerem. Az alışkanlığı diyelim ha. Neden alelacele toplandık burada? Güzel soru. Dede, Feriha'nın hisselerini sultan aldı. Ve bildiğin gibi hatırı sayılır hisseler onlar. Ben kendisiyle devir için konuştum. İkna olur gibi oldu. Ama biraz da senin konuşmanda fayda olduğunu düşündüm ha. Anlıyorum. Hem bu şirkette kimin sözünün geçtiği herkes görsün istiyorum dede. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet efendim. Gerçekten şahane. Buna iyi bak. Her türlü bakımını, temizliğini yap. Huyunuzu bildiğim için sormak isterim efendim. Ona bir isim verdiniz mi? Torunuma yadigar kalsın isterim. Onun için yadigar adını verdim ona. Nesiller boyu kalacak güzel bir isim olmuş efendim. Ağanın içinde ebed saklıdır Mehmet Şefik. Zamanın da bir sahibi vardır. Emri Hak vaki olduktan sonra bizi ziyareti imhal etme.
Ve her daim destere düzgün sar. Sar bakalım destarı. Ben destar sarmayı bilmem. Böyle mi? Her birinde bir mana vardır. Sıkı sar. Elimden bu kadar geliyor. En baştan vazgeçeceksen niye geldin bu kapıya? Şüpheyle iş tutma. Düzgün sar. Müsaade edin ben gideyim. Tekrar dene. Olmuyor, ben bu işi beceremiyorum. Sana 5 dakika müsaade. Kalbini eğriltme. Neredesin sen? Ha? Neredesin? Ben adamı içeride 2 saattir zor tutuyorum. Neyin hazırlığı bu?
Hazır mısın? I'm ready. Bülent Bey. Nihayet küçük hanım teşrif ettiler. Sizi biraz beklettik, kusura bakmayın. Abim de yeni haber verdi, beklemiyordum. Kerem, çocuk gibisin. Ortalığı karıştırmışsın yine. Madem sizi beklettik, bir an evvel konuya gelelim isterseniz. Sevinirim. İçim dışım çay kahve oldu. İçmedik bitki çayı bırakmadım seni beklerken. Yalnız anlamadığım şey ne kadar mutlu mesut olduğunuz. Kerem. Dede, beni bilirsin. Ben hep çocuk gibiyim, mutlu. Ha, Sultansa o çocukluğundan beri böyle neşeli. Değil mi? Son karşılaşmamız da böyle değildi. Nereye Bülent Bey? Burada ne numara dönüyor öğrenmeye. Kumpasın altından ne çıkacak çok merak ediyorum. Asıl sen şu kutuyu açla bakalım bunun içinden ne çıkacak. Şehit babam Kudret Özkan'ın ölüm emrini vermen başta olmak üzere yaptığım bütün pislikler deşifre oldu. Bülent Cevherli. Neden? Dede, yakalandın. Dede. Yani içimdeki iyi çocuk bir anda uyanıverdi. Ve sultanın da bu anı görmesini istedi. Bu anı kaçırmasını gönlüm razı gelmedi. Seni eğip bükecek. Bu yolda birliği bulmak istiyorsan hakikat karşısında sen de eğilmekten geri durma. Secde etmekten mahrum kibirli nefs kaderin sert rüzgarlarıyla kuru bir dal gibi kırılır. Kırılmadan önce eğil. Yüzünü ona dönmen için ondan geldiğini ve yine ona döneceğini kabullen.
Kerem. Papatyam. Bir temizlik şart. Buna ben de dahil. Bundan sonra bu şirkette benim üzerimden dönen kirli oyunların hepsi geçmişte kalacak. Papatyam. Sana tertemiz bir gelecek bırakıyor. Tüm yaptıklarından sonra buna gerek yok. Benimle birlikte arabaya gelmen yeterli. Sağ ol yalçın. Nasıl? Anlamıyorum. Nasıl yani? Kerem, Bülent'le ilgili her şeyi ortaya dökmek için kendini de feda etmek zorundaydı. Bunu da yaptım sen. Alçı komiser, hadi gidelim bitirelim bu işi. Papatyam. Hoşça kal. Abi. Ziyaretime gel, tamam mı? Gelirim. Gelirim tabii. Bu arada... bunu Salih Baba'ya ver. Benden de çok selam söyle. Çok köklü bir temizlik yaptığımı söyle. Bana dedi ki, muhakkak çaya kahveye gelecek ama bana yaptırmazsa. Bu sefer kahveler ondan, tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Sen ne yaptın bu çocuğa böyle?
Oyuna altı ile girilir. Salih Baba, bu altının başka bir manası var mı? Allah gökleri, yerleri ve her ikisi arasındakileri altı günde yaratmıştır. 66. sure. Ve işte yine altı. Altı. Ebced hesabına göre Cenab-ı Hakk'ı işaret eder. Allah. Eyvallah. Hilal de Ebced hesabına göre 66'dır. Şimdi bildin mi canlı bayrağımızda neden hilal var? Eyvallah. Uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar buyuruluyor. Yüzünü Allah'a dön Aziz. Yüzünü ondan başkasına çevirme. Ve inkar edenlerden olma. Eyvallah. Belki bu sayede dedenin emanetine ulaşır, sevdiklerine sahip çıkarsın. İmza Mehmet Şefik, Şakir Çağlar, Aneta Kos var. Biz üç ortak
Eşit oldukları tarih itibariyle haklarımızı torunlarımız Aziz Korkmazer, Feride Çağlar ve Kerem Saltay koşulsuz şartsız bıraktığımızı kabul etmekteyiz. 1990. Mehmet Şefik Korkmazer. Demek her şey doğru. Aradığımız ortaklığın belgesi bu. Aziz, bu mektubu okuduğuna göre Salih ile Urafa tahtasının son karelerine gelmiş olmalısın. İnşallah Salih'in, Necmi'nin ve Abdullah'ın dostluğundan razısındır. Eyvallah. Seni böylesi meşakkatli bir yola neden sürüklediğimi merak ediyor olabilirsin. Ama bilmelisin ki kolay elde edilenin kıymeti harbiyesi yoktur. Buraya gelene kadar onca mesafe kat ettin. Öğrendiklerin yolun son aşamasında kılavuzun olacaktır. Sana bıraktığım saat, bizlere verilmiş sınırlı vaktin kıymetini bilmen içindir. Zaman dediğin tek düze akıp gitmez. Onun da bir yaradanı, onun da bir sahibi, onun da bir koruyanı, kollayanı vardır. O dilerse zaman genişler, dilerse daralır. Şu an durduğun makam, Ferhat'ın Şirin'den, Kerem'in Aslı'dan, Mecnun'un Leyla'dan geçtiği makamdır. Etmemek, misali Hakk'a doğru yürümek ya da yürümemek senin seçimin, senin nasibindir. Herkese hakkını teslim et. Yüklerinden kurtul. Asıl sevgili kimdir? Asıl aşk kimedir? Etraflıca düşün ve bu sorunun cevabını bul. Unutma. Onu bulmadan bu dünyaya dair hiç kimseyi hakkıyla sevmen de mümkün olmayacaktır. Tüm çabam nefsimin devamından bir hayır çıkması içindi. Keşke seni görebilseydim. Umarım baban da yaptığı yanlışlardan dönmüştür. Allah yar ve yardımcın olsun. Gözlerinden öperim.
Neden? Mehmet Şefik korkmadı. Kalan hayalini gerçekleştiremedim anne. Yapamadım. Affet beni. Anlaşılan gidiyorsun. Evet. Bana artık bu mahallede bir gelecek yok. Gitme derdim ama aslında kal diyecek bir durum da yok ki orada da. Denedim. İnan denedim. Ama yapamadım. Herkesin bir yolu var. O yüzden ısrar etmiyorum sana. Bahtın da yüzün kadar güzel olsun kızım. Sana da mahşurum. Öyle düşünme canım. Sen yeter ki mutlu ol. Peki o Aziz. Bir gün elbet. Dile getirmem bu yaşamak macerasından süzdüğümü. Çünkü ne varsa hatırladığım, aktı gitti suretlerden, resimlerden ve bozuldu büyü. Harabelerde bulduğum İbrahim ve Temiz sarayından çıkaran tılsımı. Gözümün ucunda kaldı yaşam. Kuşandım yalnızlığı. Bilirim, ahımla harlanır beni temizleyen ateş. Bir garip öldü diyeler. Üç günden sonra duyalar. Soğuk su ile yüyalar. Şöyle garip bencileyin. Namerdin düzeni yerle yeksan olur sonunda.
Sebeplere takılır zahire bakan. Belki de kalbi kırık bir yetimin duasıdır kabul olan. Diğer gamlara selam eyle. Başkalarının huzuru için kendinden, başkalarının canı için canından vazgeçenlere. Cennet ehli birbirlerine dünyadaki güzel hatıralarını anlatırmış. Bu ümitle yaşarken kim dostunu yitirmiş bir kalbi teselli edebilir? Muhabbet ehli saadetin eşiğinde hüznü tadar. Gözleri can dostunu arar her daim. Ferhat'a divane dediler, Mecnun'a deli. Bilmediler ki deliliğin aynasında görünen aslında kendi yüzleri. Aklı olan deliden alır uslu haberi. Kuşlara bak, her sabah nasıl da rızıklanırlar. Kaybolup gitti elinden 3 günlük dünyanın menfaati. Kusur bulma Mecnun'a, açgözlülük de bir delilik değil miydi? İradesini kullanıp karar almaktan kaçsa da insan kaderin kararladığından kaçamaz işin sonunda. Başka bir hayat mümkün müydü? Cevabını ararken pişmanlık denizine düşer insan. Derken bir şefkat eli uzanır. İnsanı çekip alır düştüğü kuyudan. Her şeye rağmen yine de nefes aldığımız müddetçe ümidimizi korumak için bir sebep vardır. Kalbi çektiği acılarla incelmiş bir anne, nerede görse tanır samimiyeti. Thank you.
Bedeli ağır da olsa doğruyu tercih edenler tadar huzurun lezzetini. Vicdanı rehberi olur, tövbesi, ümidi. Paranın, pulun ve gücün haykırışına değil, candan bir muhabbetin sesine kulak vermektir. Ki alçak gönüllü bir sestir o. Kendini feda ederek büyüyen, baki kalan hoş bir sedadır. Zulüm de, adalet de tohum bırakır geleceğe. Muhakkak yeşerir vakti geldiğinde. Toprağını hazırlayanların bağrında biter güller, bahar eriştiğinde. Kalbinde insaf olana nasip olur dünyayı güzelleştirmek. Her şey vaktini bekler. Neyi kime miras çıkılar bilinmez. Adil olmak uğrunda ayrılık ve cefaya katlananların yüzlerinde ışıldar adaletin nuru. Elbet uçar can kuşu, kimdir diye sorana cevap versin gözü yaşlı arifler. Gönülleri masum, tek tek çıkarlar fakirhanelerinden. Bu, uzak diyarlardan gelmiş yolcuya gariplerin vedasıdır. Gül sererler toprağına. Çünkü ölen, namsız, nişansız bir merdi hüdadır. Ayrılıklar olmasa kavuşmak mümkün mü? Bazen varmak için çileli bir yola talip olmak gerekir. Fırtınalı, sarp kayalıklı zirveye ulaşmak için. Kendini aşk ateşine bırakmaktır teslimiyet. Uzun soluklar hızlandırır kalbi. Her nabızda duyulan sevgilinin adı, ümit bitti derken can verir insana.